Şimdi de ev yapımı İskender kebabı yapacağız. Pandemi günlerinde bakın dışarı çıkamadığımız bu günlerde virüssüz. Evde kendiniz aynen yapın, kendiniz yiyin. Malzemelerimiz neler? İskender için böyle bütün bir et alıyoruz ki yaprak şeklinde doğrayalım. Hani bu kişiye göre değişiyor. Şu an bizim burada 1 kilo var. Dana eti. Evet. İsterseniz kuzu da kullanabilirsiniz. Aynen. Bunu önemli olan yaprak şeklinde ince ince doğrayabilmek. Aynen. İskender için dönerini kendimiz yapacağız. Aynen. Tırnak pidemiz var, domatesimiz var, süzme yoğurdumuz var, normal yoğurdumuz, tuz, karabiber, kimyon, kekik ve domates salçamız. Biraz da yağımız var. Hemen başlayalım, sizi izliyoruz. Başlayalım. Önce tırnak pidemizi bir doğrayalım. Şimdi biz tırnak pide yapıyoruz ama siz evinizde bayat ekmekleri de kullanabilirsiniz ince ince doğrayıp. Yani. Bayat ekmek olur, ne bileyim ben, normal diğer şey pideler de sos var. Sos ekmekleri olur. Lavaş pideleri var. Lavaş pideleri. Onlardan olur. Olur. Yeter ki yapmak isteyin. Aynen. Elimizde hangi malzememiz varsa. Evet. Biz İskender'e benzetmek istediğimiz için. Tırnak pide kullanıyoruz. Tırnak pide kullanıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi kare kare doğruyoruz. Şimdi bunları da ısıtmaya koyacağız. Direktman böyle şey yapmayacağız. Azıcık bunlar da ısınacak ki tazeymiş gibi. Fırından yeni çıkmış gibi. Tereyağını böylece üstüne attığımızda tereyağını emsin diye. Şimdi kuru soğukken tereyağını üzerine dökersek donar. Bir porsiyon için bu kadar ekmek yeterli. Yeterli. Tamam. Şimdi etimizi doğrayacağız. Evet. Şimdi etimizi doğrayacağız. İnce ince yaprak şeklinde. Aynen. Böyle olabildiğince elimiz ne kadar incesini kesebiliyorsak yaprak şeklini verebilmek için o kadar ince. Evet, etimizi gördüğünüz gibi ince ince doğradık şimdi. Şimdi bunu azıcık yağla güzelcecik pişireceğiz. Tavamıza birazcık sıvı yağ üzerine. Atmayacağız içine. Tavamız iyice ısınmış. Evet. Etler sertleşmesin diye iyice mühürlenecekler ızgara gibi. Şimdi bunların böyle hiç tuz falan hiçbir şey atmadan güzelcecik pişmesini bekleyeceğiz. En arka atacağız yanmasın diye. Sertleşmesin diye tuzunu en son. Aynen. Baharatlar da yanmasın diye onları da en son kullanacağız. Şimdi bunlar böyle kavrulurken biz domates sosu için domateslerimizi rendeleyelim salçası için. Domatesleri güzelce rendeliyoruz evet, sosu için. Etimiz bir taraftan pişerken diğer taraftan da sosumuzu hazırlamaya devam ediyoruz. Yağımızı dökeceğiz. Sonra domates salçamızı koyacağız. Onlar biraz kavrulduktan sonra rendelediğimiz domatesleri koyacağız. Tamam, salçamızı hemen hazır edeyim size. Teşekkürler. Azıcık çiğ kokusu çıkana kadar salçamızı da kavuracağız. Ona tuzunu ekleyelim. Evet, etimiz pişmedik oldu. Şimdi tuzunu ekliyoruz. Evet. Hemen bir çay kaşığı kadar tuz. Bir çay kaşığı kadar kimyon. Karabiber yine aynı. Kekik. Oh, çok lezzetli olacak, çok lezzetli olacak. Güzelcik. Bir karıştıralım. Evet. Etimiz hazır. Etimiz hazır. Şimdi tırnak pidelerimizi ısıtacağız. Tamam. Bunu alalım. Alalım, kurumasın. Tamam. Salçamız kavruldu. Üzerine rendelediğimiz domateslerimizi ilave ediyoruz. Sosu için. Evet. Oh. İyice suyunu çekecek. Sonra biraz su ekleyeceğiz ama. Şimdi domateslerin tadı olmadığı için. Kendi suyunu çekecek. Daha sonra böyle bir çay bardağı kadar sulansın ekmeğimizi, suyunu emsin diyerekten. Biraz su ekleyeceğiz. Biraz su ekleyeceğiz. Şimdi ekmeklerimizi ısıtıyoruz. Şimdi ekmeklerimizi ısıtacağız. Fazla ısıtmayacağız ki kurumasın. Tamam. Sosumuzu güzel çeksin, tereyağımızı güzel çeksin. Ekmeklerimiz ısındı. Evet, şimdi onları alacağız. Domates sosumuza birazcık su ekliyoruz. Şimdi bu arada tereyağımızı eriteceğiz. Evet, tereyağımızı eriteceğiz. Pidelerimizi ıslatacağımız tereyağımızı eriteceğiz. Tamam. Oh. Birazcık da şimdi domates sosumuzu ekleyeceğiz. Oh, çok güzel kokusu tereyağı. Sokağa mis gibi tereyağı kokuları kapladı. Şimdi tereyağıyla ıslatacağız pidelerimizi. Şimdi etimizi birazcık ısıtmamız gerekiyor. Etimizi tekrar ocağa aldık. Şimdi domates sosumuz hazır. Şimdi burada 3 kaşık süzme yoğurdumuz var. Üstüne bir 4 kaşık da normal yoğurdumuzdan koyacağız. Bunları güzelcecik tuzunu da atacağız. Yeterli gelecek şekilde yoğurdunu. Yeterli gelecek şekilde. Şöyle. Bunu güzelcecik karıştıracağız. Pürüzsüz gelecek bu şekilde.
Sosumuz da hazır, etimiz de hazır. Sıra geldi birleştirmeye. Hemen birleştirelim. En sevdiğim kısma geldik, sunum kısma geldik. Tamam, sosumuzu gezdirdik. Etimiz hazır. Şimdi üstüne etimizi koyacağız. Şöyle etrafına da bakın, yoğurdu gezdiriyoruz. Tamamdır. Şimdi üstüne tekrar, en arka tekrar tereyağı gezdireceğiz. Oh. Şöyle. Of, of, of. Elinize sağlık. Hı. Elinize sağlık. Harika oldu. Afiyet olsun. Ve artık tadına bakıyorum. Şöyle etinden, tırnaklı pidesinden, domates soslu ve yoğurdundan aldım. Tadına bakıyorum. Bakalım nasıl oldu. Çok lezzetli olmuş. Et inanılmaz lezzetli ve yumuşacık olmuş.